Şeyh Fethullah Verganisi buyurdu. Sohbet ve hatmelerde bir mürit üstadın huzurunda ise bir dilencinin sultanın huzuruna el açtığı gibi kendisi de üstadın huzurunda kalbini açar, üstada yalvarır. Şey iki kısımdır, etle, kemikle, ruhaniyetle. Ruhaniyetle muhakkak bulunur. Sohbet ve hatmelerde eğer mürit üstadının huzurunda ise bir dilencinin bir padişahın huzurunda el açtığı gibi kendisi de üstadın huzurunda kalbini açar, üstada yalvarır. Üstad tarafından bir şey verildiyse cezbe halini tutarak daha fazla vermesini ister. Üstadın gıyabında ise hatme ve teveccühten sonra var gücüyle kalbine yönelir. Rabıta keyfiyetinden birisiyle üstadına yönelir. Hatmede okunan saadetlerin ismi geçerken o mecliste hazır olanlara muhabbet, marifet, terk-i dünya, sabır, diğer nimetleri getirirler. Allah inandırsın sufilerin, teveccüh yapılmıyor. Ahlakının değişmesi, güzel huya girmesi, sohbetlere saadetler gelir. Hatmeye hacı gene gelir. Bakar, bu öksürük, ben doktor olsam bir ilaç veririm. Bu da bu, bu da bu, bu da bu. Hatmeye gelen saadetler, muhabbet, marifet, terk-i dünya, sabır, manevi nimetler getirir. Gelen hediye ilaçları kendi mürşidi hazır olan saadetlerden alır. Gelen hediyeler mürşidine gelir. Onun için mürşitlerden diğer saadetler, ey kurban ben şu şeyhimden istemeye utanıyorum. Virdim biraz gevşek, rabıtamda iş yok. Ne olur benim rabıta ve zikir ilacımı kavsuma ver. O da bana versin. Şeyhten direkt istenmez, edebe uymaz. Misafir şeyhten. Ama kendi şeyhi, onun anası babası gibidir. Dilencilik yapmak. Kıraat ve rabıta ne kadar kuvvetli olursa o kadar şefkat ederler. İnancı kalbi yalvarır. Kalben yalvarır. Onun kalbe feyzin gelişini itimat etmek keyfiyettir. Demek illa ben bu hatmede dilencilik yapacağım. Bunlar Allah'ın zenginidir. Peygamber, evliyalar Allah zatının kamilleridir. Dilencilik bunlara olmazsa kime olur? Akşam ve yatsı namaz arasındaki rabıtalar da aynı keyfiyetle muteberdir. Hulerse her zaman mürit gözünü kapattığı vakit üstadın kemalatını, yüzünün cemalini, vücudunun halini bir nur olarak düşünür, tasavvur eder. Kendisinin de o nur ile kuşatıldığını tasavvur etmesi lazım gelir. Teveccühün keyfiyeti rabıtası. Hatmeye hacegan aynı zamanda bir teveccüh gibidir. Sultanımız teveccüh yapıyordu. Seyyid Muhammed Raşid Kavs-ı Kasevi'de teveccühe çok girdim. 20 küsur sene sultanda girdim. Ama bu kavsımız teveccüh yapamıyor. Diyor Mehmet, dizlerim çok acıyor. Belim ağrıyor. Teveccühe eğilip kalkamıyorum. Ben de yapmak istiyorum. Gücüm yetmiyor. Yetmiyor. Ama buyurdu, kim hatmede uyanık olsa muhakkak şeyhi ve diğer saadetler onu manen ameliyat ederler. Bu sırrı duymadınız. İşte anlatıyorum Allah rızası için. Hazreti İsa aleyhisselam kör, topal, sağır, çeşit hastalıkları Allah'tan şifayı dileyip kendisi bir rahmeti Rahman'ın vesilesi olarak sahabelerini hidayete getirdiği gibi mürşid-i kamiller de çeşitli dermanlar getirir. Hastalara ondan muayene eder. Müritler şehvete düşkünse şehvet ilacı, gazaplıysa gazap ilacı, ne sıkıntısı varsa gaflet ise ilaçlarını getirirler. İşte teveccühte ve hatmede mürşid-i kamiller eğer bize gelmese bu kadar cemaatin ahlakı böyle güzel değişmez. Nasıl?
İsa Aleyhisselam'ı görüp de kalplerinin hastalığına üstadından istiyorlarsa, bir mürit de sol memesinin altında bulunan kalbi hayvanisinin, bir de nurani bedeni kuşatmış olan cesedinin kalbi insaniyi tefekkür ederek, ya Rabbim şu hatme hürmetine benim kalbimi hayvanın kalbi olmaktan çıkarıp kamil bir insanın kalbi haline getir dua etmesi lazım. Ya Rabbim hatmede benim sabrım yok, sabrımı bir kamil mürşidünki gibi kıl. Ya Rabbim benim biraz dünya sıkıntım var, biraz para puldan 3-5 kuruş lazım, bir sebeple onu gönder gibi ne sıkıntısı varsa Allah razı olsun. Ne yapmak lazım? İltica etmek lazım. Onun için hatmiye teveccühe giren mürşidinden bütün derdinin devasını, hastaneye giden hastanın doktordan istedikleri gibi ister, sımsıkı şeyi kalbinde rapt eder, alnının üstünde hapseder, karşısında şeyh oturmuş feyzi ilahi devamlı geliyor gibi rabıtanın çeşitleriyle rapt eder. Şeyh Fethullah Verganisi Hazretleri buyurmuş teveccüdeki rabıta şöyle tarif eder: rabıtadan maksat huzur ve istimdadı celbetmektir. Demek rabıtanın en büyük faydası huzuru ilahi kazanmak içindir.